Muhterem dostlar, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ekranlarınızın başına Aile Kılavuzu programımıza hoş geldiniz efendim. Sevgili anneler, babalar, anneanneler, babaanneler, dedeler, aile sisteminin tüm temel taşları olan büyüklerimiz, bizi yetiştiren, büyüten, bizim ilmimizi geliştiren hocalarımız, toplum olarak hep beraber en küçük yapı taşı diyoruz aile için ve onu geliştirmek, büyütmek, daha kaliteli, daha nitelikli hale getirmek ve kültürümüzü yeni nesle aktarmak için ciddi anlamda çaba sarf etmeye çalışıyoruz. Belli bir yaştan sonra herkes şöyle bir gençliğe bakar der ki: "Eyvah, gençlik gidiyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız?" Ama bu soruyu sorguladığımız zaman dostlar, her 40 yaş üstüne şöyle bir muhabbet açtığımızda gençlik gidiyorla ilgili ifadeler duyuyoruz. Yani her nesil aynı şeyden şikayet ediyor. Çünkü kendileri de zamanında gençti. Bir takım eksiklikler vardı ama pişti, yetişti, sorunlar, sıkıntılar yaşadı, güzel bir yere geldi. Oh güzel güzel yetiştin, tecrübeyi kazandın, bulunduğun yerden tecrübesizleri eleştirirsin tabii. Gençlik nereye gidiyor dersin tabii. Dostlar yeni nesil yetişiyor. Anne babalar olarak zaman geçiyor. Bakın Ramazan dedik, başladı, bitti. Bayram dedik, gelir mi dedik, bitti. Öyle mi? Öyle. O zaman zaman geçmeden yapmamız gerekenler var. Vakit geçmeden yapmamız gerekenler var. Ailemizi ailede huzurumuzu hakim kılmak için yapmamız gereken önemli noktalar var. Öncelikle şuraya dokunmak istiyorum. Bugün Aile içi iletişim, çocuklara yaklaşım, eşimize yaklaşım ve kendimizin psikolojik sağlığı ile ilgili belli konulara değinmek isteyeceğim. Belli konuları sizlerle müzakere edeceğim. Belli konularda küçük küçük anketler yapacağız sizlerle. Evet, bugün çok farklı denizlere yelken açacağız. İç dünyamızda, kendi okyanusumuzda yüzeceğiz. Kendi ruh dünyamızla ilgili de muhabbetlerimiz olacak dostlar. Evet, Sevgili dostum, sevgili annelik yapan cennet ayakların altında olan anneler, sevgili babalar, o evin direği olan, geçimiyle, derdiyle, sıkıntısıyla çocukların, hanımın, ailenin, belki annenin, babanın, kayınvaldenin, kayınpederin e, dertleriyle yoğrulan, hepsini birlikte idare etmek zorunda olan babalar, sizler öncelikle, Huzur istiyorsanız, mutluluk istiyorsanız, evladımızın çocuğumuzun aileye bağlı kalmasını istiyorsanız, aile içinde yetişip daha sonra toplumda iyi bir yere gelmesini istiyorsanız, öncelikle çocuğumuzla olan iletişimi doğru yapmamız gerekiyor. Peki çocuğumuzla doğru iletişimde nelere dikkat etmeliyiz? Çok önemli bir nokta. Biz çocuklarımızla o dünyanın en bilge kişisiymiş gibi, gerçekten en nazik insanıymış gibi, nezaketi en çok hak eden insanıymış gibi konuşursak, öyle yaklaşırsak, ilk başta şımarırlar hocam, ben öyle davranırsam, oho, ne olur hocam, kendisini çok büyük görür, başımıza çıkar Hayır, hayır. Öyle olur mu hiç? Hayır. Çocuk neye inanırsa o şekilde yetişir. Nereden biliyorum? Ortaya koyalım. Osmanlı padişahlarından dem vuralım. Fatih Sultan Mehmet Han. işte filmlerde, kitaplarda, çocukluğunda nasıl yetiştiği, biraz yaramazlığından falan bahsediyorlar ve hareketliliğinden bahsediyorlar. Ama Kendisine sultan denilebilecek çok küçük yaşta şehzade olarak ona göre yetiştiriliyor değil mi? Devlet başkanı nasıl yetiştiriliyor sarayda? Ona herkes ne kadar kendisinden büyük olursa olsun, ne kadar hocası olursa olsun şehzadeye geleceğin sultanı olarak bakıyorlar. Ve o şekilde yaş yaklaşıyorlar. İşte o zaman şehzade yetişiyor. O zaman devlet adamı yetişiyor. Ona göre yaklaştığınız, ona göre davrandığınız zaman yetişiyor. Ama siz beceriksiz, yapamazsın. Sen zaten neyi becerdin ki? Bunu da beceremedin, şunu da beceremedin, onu da beceremedin. Seni gide seni. Sen devamlı huzursuzluk kaynağısın. Sen benim başımın belasısın. Aman git de kurtulayım. Evlat değişimi olsa seni vereyim. Aman 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 aman, aman dersen Çocuk da der ki evet ben etiketlendim beceriksizim, ben etiketlendim yaramazım, ben etiketlendim artık der çeker gider. Bir psikoterapist anlatmıştı anaokulunda özellikle terapi yapan pedagojik e, formasyona ait e, psikoterapist bir e, hocamız. Bir çocuk dedi devamlı yaramaz herkes şikayet ediyor sonra o çocukla ilgili özel bir çalışma yapmaya karar verdim. Herkes de ama klasik bir yani okulun her aşamasında okulun idarecisi, anaokulu öğretmeni, bakıcısı, yardımcı hocası hepsi birden çocuktan şikayet ediyor. Lakin e, çocukla konuştuğum zaman şunu gördüm. E, i̇şte annen baban e, ne zaman seni sever yaramazlık yapmadığım zaman. E, sen peki ne zaman başarılı olursun yaramazlık yapmadığım zaman. Çocuk yaramazlığı artık etiket olarak üzerine yapıştırmış. Alnında yaramaz yazıyor. Onu kabullenmiş artık. Dolayısıyla onu artık görev addedilmiş. Demek ki bu toplumda ben yaramaz olmam lazım. Herkes öyle diyorsa öyledir. Doğrudur demek ki. Ne oldu? Etiketi aldı, 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 aldı. E peki biz onun yerine onun güzel hasletlerini, çocuğumuzun güzel yapabildiklerini ortaya koyup takdir sürecini harekete geçirdiğimiz zaman Olumluyu çağırdığımız zaman olumsuz yok olacaktır. Hocam öyle değil. Hayır öyle. Kim diyor? Kur'an diyor. Hocam nereye bağladınız? E, bağlayayım. Söylüyorum. Hak geldi, batıl zahil oldu. Ne demek bu? Hak batılı yendi değil. Hak gelince batıl gidiyor. Yani olumlu gelince olumsuz gidiyor. Eğer siz olumluyu ortaya koyar, onun yapabildiği güzellikleri, iyilikleri ortaya koyup takdir edersek sıfır kabul etmezsek onunla bununla etiketlemezsek geçici olan şeyleri kalıcıymış gibi korkarak pekiştirmezsek çocuk bir ara huysuzluk geçiyor. Bir ara biraz huyu bozuluyor. Biraz davranışları bozuluyor. Biz ise istiyoruz ki her zaman sıfır problemli olalım. Bana problem çıkarmasınlar. Günlük rutinimi bozmasınlar. Öncelikle kabul etmemiz gereken şey şu. Eğer çocuğunuz varsa, evladınız varsa, bir organizasyonun başındaysanız, iş yeri olabilir, aile olabilir, bir fabrika olabilir, sorunlar gelecek mi? Gelecek. Sıfır sorunlu bir ortam var mı? Cennette var. İnşallah hep beraber gideriz. Cennette var. Ama hazırlık yapmak lazım. Peki sorunları kabul edersek o zaman sorun yok. Peki bu süreçte dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan bir tanesi ne? Çocuğumuzu etiketlememek. Çocuğumuzu devamlı olumsuz değil. Bakın, gelin karar verelim. Evet, 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 siz karar verin. Arkadaşınıza, çocuğunuza, evladınıza, eşinize bir ay bir mühlet verelim. Bir ay, önümüzdeki bir ay, diyelim ki işte 30 gün olumsuz konuşmayacağım. Olumsuz bir şey demeyeceğim. Ne yaparsa yapsın demeyeceğim ama karar vereceğiz. İlke kararı ama tamam mı? Olumsuz bir şey demeyeceğim. Diye karar verirsek. Sesin mi değil, sözümü yükselteceğim. Diye karar verirsek. Bakın nasıl o çiçekler büyümeye başlayacak. Çiçekleri büyüten sesin yükselmesi midir yoksa sözün yükselmesi midir? Çiçekleri büyüten gök gürültüsü müdür? Ne dersiniz? Yoksa yağmur mudur? O güzel nisan yağmurları ayrı bir faydalıdır değil mi? Ne güzel kokar onlar. O olumlu yaklaşımlar, o güzel yaklaşımlar, o yağmurun kokusunu bir hayal edin. O ortamı bir hayal edin. Şöyle bir içinize çekersiniz. Ne kadar güzeldir o yağmurun kokusu, o yeşilliğin kokusu. Nisan yağmurlarıyla beraber. Ne kadar güzeldir evladına olumlu yaklaşan. Ey oğulcuğum. Bu hataları yaptın ama şöyle yaparsan şöyle olur. Dinlemedi bir daha ey oğulcuğum. Böyle yaparsan şöyle olur. Sabırla telkine, etmek, telkine devam etmek ne kadar güzeldir öyle değil mi? Evet. Çünkü biz çocuklarımızla nasıl konuşursak bir gün o konuşma şekli onların artık kendi içsel iletişimine dönüşüyor. Kendileriyle iletişimine dönüşüyor onların iç sesi haline geliyor. Biz nasıl yaklaşırsak, biz bağırıp çağıran birisiysek, devamlı kızan birisiysek, devamlı eleştiren birisiysek, devamlı etiketleyen birisiysek, devamlı açık arayan birisiysek, devamlı efendime söyleyeyim e, hata arayan, başkalarının ayıplarını örtmeyen, devamlı ah yakaladım işte, <laughs> sen var ya, bak gördün mü? Parmaklar böyle, devamlı havada olan birisiysek, onun da iletişimi, sizinle olan iletişimi, kardeşiyle olan iletişimi, çevre vesile olan iletişimi devamlı etrafa yargı dağıtmak diyor şimdiki gençler. <laughs> Parmak sallayacak şekilde oluyor dostlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Yani şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çocuk bembeyaz kağıt olarak geldi. Gelin muhasebe edelim. O bembeyaz kağıda biz neler yazdık. Unutmayınız. Sözler değil, haller transfer olur. Çocuk sözü değil, izlediğini alır. Siz istediğiniz kadar konuşun. Elinize sigarayla sigara içmeyin diyemezsiniz. Ortalık dumanlıyken dumansız hava sahasında ol diyemezsiniz. Demeniz kesinlikle fayda etmez. Siz ne derseniz deyin. Çocuğun cevabı ne olacak? Çocuğun cevabı ne olacak? Seni öyle anlıyorum ki sesini duyamıyorum. Sigara içen bir baba, yanlış yapan bir anne, Çocuğuna o yanlışı yapma diyorsa çocuğun cevabı ne olacak? Seni öyle duyuyorum ki kulaklarım işitmiyor. Seni öyle anlıyorum ki kulaklarım duymuyor. Öyle değil mi dostlar? Evet. İşte bizim burada tabii bu iletişimi sağlamak için. Hocam ben yapamıyorum ya. İki gün e, pozitif yaklaşmaya çalışıyorum. Tamam diyorum ama üçüncü gün tekrar e, yükseliyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Bu noktada tabii ki bu bir süreçtir. Hemen herkes mükemmel olamayabilir. E, mükemmel anne baba zaten yoktur. Hata yapacağız. Eksikliğimiz olacak. Bazıları çok kötü mod düşüyor. Eyvah diyor. Geçmişe bir bakıyor. Şu da hata. Bu da hata. Çocuk bu hale geldi. Ben neler yaptım. Başlıyor modunu düşürüyor. Ya sen de ona göre yetiştin. Hepimizin eksikleri var. Ama önemli olan yarın. Bundan sonrası olanla ölene çare yok. Olanla ölenden ders almak var. En büyük hayır orada. Efendimiz ne diyor? sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? El hayru fima vaka. Olanda hayır vardır. Olana bakacağız. Ha bunda hayır var. Ne alacağım ben? Ne öğreneceğim ben? Peki biz bu noktada kendimiz, kendimizle ilgili, bulunduğumuz durumla ilgili psikolojik sağlığımız düzgün mü anne olarak? Baba olarak biz iyi miyiz? Öncelikle buna da dikkat etmemiz önemli. Anneler, babalar birazcık kendilerini ihmal ediyorlar. Bazen babalar bunu yapıyor. Tabii burada farklı farklı kendi bireysel psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Hayır diyemeyen anne. Çocukluğunda devamlı baskı altında kalmış. Devamlı birileri yönetmiş. O kafasını kaldıramamış. Dolayısıyla başkalarını memnun etmekten mutlu olma noktasında olanlar. Efendime söyleyeyim. Kendi istediğini sevdiği hayatını bir türlü hayata geçiremeyenler. Başkaları adına hareket edenler. Devamlı onaylanma ihtiyacı duyanlar. Ben onaylıyım. Bir şey yapıyorum devamlı birine bakıyor. Gözü eşinde. Gözü babasında, Gözü annesinde. Evden uzaklaşınca halbuki kendi oluyor ama eve bir giriyor, ortama bir giriyor. Gözü devamlı patronda, gözü devamlı şunda. Devamlı beni gözetliyorlar mı? Acaba bir kamera beni mi izliyor devamlı? Acaba benimle ilgili bir şey mi var? Devamlı iş dünyasında böyle sorular var. Ama arkasında, altında eski problemler var. Çözmesi lazım. E bunları çözmezseniz çocuğa siz sağlıklı iletişim, sağlıklı yaklaşım gerçekleştiremezsiniz. Önce kendi sorunlarımız var mı? Bunu ortaya koyalım. Bunu ortaya koymak için hani bazı testler vardır. Nasıl diyeyim size işte tıptan biraz örnek verelim. İşte bir salgı verirler damarlara sonra o renklerden bir takım tahliller yaparlar. Veyahut da derler ki şu kadar zaman yemek yemeyeceğim Evet ondan sonra tahlil yapacağız ki biz değerleri doğru görelim ki hastalığı tespit edelim. He. O zaman biz bazı şeyleri sabit tutarak bir şeylere bakmamız lazım. Bunlarla ilgili kendimizle ilgili öncelikle biz mutlu muyuz biz huzurlu muyuz? Bizim huzurlu olmamız için bizim mutlu olmamız için yanlış giden bir takım şeyler var mı? Bunlara bir bakmamız gerekiyor. Bu noktada kendimize belli sorular soralım. Gelin işte bir anket dedik ya biraz anket tarafından olaya bakalım. Yeryüzünü terk ettiğinde bir anne olarak ya da baba olarak yeryüzünü terk ettiğinde soru bu. Nasıl bir iz bırakmak istersin? Bitti. Musallaha'ya koydular. Artık nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Hatun kişi niyetine, er kişi niyetine dendi. Tefekkür edelim. Hani bu Ölüm rabıtası diyorlar ya. Tefekkür edelim. Ölüm rabıtası önemli. Tasavvufta da önemli bir hadisedir. E, hocalarımız anlatır, söylerler. E, böyle bir gittik diyelim. Arkamızdan konuşuyorlar. Ya bu da çok e, arkadan konuşurdu. Çok gıybet ederdi. Çok dedikodu yapardı. Çok konuşurdu. Parayı çok severdi. Malı mülkü çok severdi. Çocuklarınla hiç ilgilenmezdi. E, Çocuklarına hiç güzel davranmazdı geçinilmezdi geçinmezdi sorunlu bir adamdı demek mi yoksa Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem, hadisi çerçevesinde eksik olmamak için bir adam geçinmiyorsa geçinilmiyorsa tamam bir ortamda geçinemedin bakıyorsun orada da geçinemiyor e, orada da geçinemiyor, e, orada, da geçinemiyor. E, orada da geçinemiyor abi bir kendine bak ya artık herkes mi kötü yani herkes de mi eksiklik var yani hep sen mi doğrusun yani hep sen mi iyisin yani Durye dikkat etmek lazım Evde sorun, işte sorun. Beşinci işini değiştirmiş yine sorun. Abi kendine bir bak. Bir değerlendirme yap. Bende ne var? Bir sor. Ne yapmak istiyorsun? Hayatta ne, ne şey var? Mesela isteklerimizi kontrol etmek açısından mesela farklı bir soru sorayım. Sınırsız zamanınız var, güzel de paranız var. Sınırsız paranız var. İlk iki sırada ne yapmak istersiniz? Mesela kendinizi tanımak için önemli bir sorudur bu. İlk iki sırada ne yapmak istersiniz? Bak, önemli bir soru. Sınırsız zamanınız var, sınırsız paranız var. İlk iki sırada ne yapmak istersiniz? Bir bunu yapmak isterim, iki bunu yapmak isterim. Mesela diyorum. Bir gözden geçirelim. Oradaki ilk iki yazdığınız şey sizin asli noktanızı gösteriyor. Ya hocam, ben işte Kur'an-ı Kerim'i çok iyi öğrenmek isterdim. İşte şu kitapları çok iyi okumak isterdim. Şu dili çok güzel konuşmak isterdim. Ee, sınırsız zamanım, sınırsız param olursa, işte Gazze'deki zulmü nihayet erdirmek isterdim. Bir sürü şey söyleyebilirsiniz ama ilk gayri ihtiyar yazdığınız veya düşündüğünüz şeyler çok değerli. Çok önemli. Oraya doğru yönlenmeniz var demektir. Oraya doğru bir meyliniz var demektir. Burası önemli. Mesela bir şey yapacaksınız ve kesin başarılı olacaksınız. Bir şey yapacaksınız, bir şey niyetleneceksiniz. Bir iş olabilir, bir çalışma olabilir, bir hobi olabilir. Başarılı olacaksınız, kesin başarılı olacaksınız. Evet, ne yapardınız? Ne yapmak isterdiniz? Şu an bir şeye başlayacaksınız ve kesin başaracaksınız. Başarı garanti. Ne yapmak isterdiniz? Bak kendinizi tanımak için önemli sorular bunlar. Anneler, babalar, dedeler, babaanneler. Yaş ne olursa olsun hiç önemli değil. Gençler, evli, yeni evlenenler, evlenecek olanlar, hayata yeni atılanlar. Hedefimiz var mı? Ne yapmak istiyoruz biz? Bakın bu soru çok önemli. Bu programın ee, sadece şu sorusunu alsak bile çok değerli. Ben ne yapmak istiyorum? Bir soralım kendimize ya. Ben ne yapmak istiyorum ve şu an ne yapıyorum? Yapmak istediğim şeyi yapıyor muyum? Gerçekten iş dünyamda ne var? Veya ne yapmak istiyorum diye hayal ettiğim şeyler gerçekten yapmak istediğim şeyler mi? Bunlara dikkat etmek önemli. Yani e, mesela yine bir şeyleri sıfırlayarak Şöyle düşünelim. Dertlerimiz, sıkıntılarımız var, problemlerimiz var. Anne olarak çocuklar söz dinlemiyor, yetiştiremiyorum işleri veya baba olarak geçinemiyorum, sıkıntılar yaşıyorum. Artık çocuklar büyüdü, ergen söz geçiremiyorum, arkadaşları da çok kötü. İşte birazcık şöyle ibadet etsinler diyorum. En azından yalan söylemesinler diyorum. En azından biraz başarılı olsun diyorum. LGS sınavı var, üniversite sınavı var. Allah, Allah bir sürü şey var. Başka sıkıntılar, dertler var. Düşünün. Mesela bir gece Geldi birisi dedi ki ben sizin sıkıntılarınızı yok ettim. Sıkıntılar ortadan kalktı. Düşünün. Yok oldu. Peki yarın sıkıntıların yoksa, sıkıntılar ortadan kalktıysa ertesi sabah hayatında neler değişir? Hadi bakalım bir düşünelim. Sıkıntılarım kalktı. Sabah bir kalktım sıkıntım yok. İşte şu sağlık sıkıntım gitti. Tamam. Çocuğumla ilgili şu sıkıntım gitti, bu sıkıntı. Şunlar değişir. Diye düşünelim. O düşündüğümüz şeyleri bir yere yazabilirsek ha demek ki onlar bizim dertlerimizmiş ve çözüm olacak, çözüm olması gereken şeylermiş. Bunları tespit eder, sınırlandırırsak en azından ne yapmamış oluruz? Şunu yapmamış oluruz. Zaten bütün dertler benim, bütün mutluluklar dostların. Bakıyorum sosyal medyada herkes mutlu, ben derbederim. Melankolik oluyor insan. Olduğu gibi kendisini çökertiyor. Herkes sanki çok mutlu. Kimsenin sanki derdi yok. Sadece sanki senin derdin var. Sadece, sadece sizin sıkıntınız var sanki. İşte bu dediğim soruyu sorduğunuz ve yazdığınız an ha bu sıkıntı, bu sıkıntı, bu sıkıntı. Aa benim çok da fazla sıkıntım yokmuş ya. Çok da fazla derdim yokmuş ki bunu vermiş Allah bunu vermiş bunu vermiş. E bunlar 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 sıkıntılar. Bunları çözmekle ilgili bir plan yaparım. Plan zaman rahatlarım. O zaman dertler beni aşağıya çekmez. Ama plansız olduğunda zannederiz ki o dertlerin hepsi çok o kadar çok ki öyle çok derdim var ki o, ya iki gözünde yaş olan bana ağlasın ya. Yani. Öyle zannederiz yani. İşte anne baba olarak bizim kendi psikolojik sağlığımızı düzenlememiz çocuklarımıza iletişim ve çocuklarımıza yaklaşım açısından çok önemlidir. Yani anne baba biz Önce kendi sağlığımızı, kendi ruhsal huzurumuzu, psikolojik sağlığımızı garanti altına alacağız. Biz kendimizi düzelteceğiz. O zaman aile düzelir dostlar. İşte yine dertlerimizi yazdık ya. Başka bir soru daha sorayım size mesela. Kendi kendimize soralım. Psikolojik sağlığımız iyi mi? Bakıyoruz, soruyoruz kendi kendimize. Yapmayı çok sevdiğimiz şeyler. Yapmayı çok sevdiğimiz şeyler. Yani hatta yaparken böyle zaman nasıl geçiyor anlamıyorsunuz. İşte otobüs beklerken ki bir saat. E, otobüs şoförüne diyoruz. E, abi sabahtan beri bekliyorum. Ama e, çok sevdiğimiz bir işte bir saat geçiyor daha yeni başladım oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Yani öyle bir iş yapıyorsunuz ki zamanı bile anlamıyorsunuz. Çok seviyorsunuz. Böyle iki üç tane iş yazalım mesela. Yazalım. Ben işte e, bisiklete binmeyi çok seviyorum. Bir saat geçiyor hala. Anlamıyorum. Şu oyunu çok seviyorum. Şu filmi çok seviyorum. Şu işi çok seviyorum. Zikretmeyi çok seviyorum. Namaz kılmayı çok seviyorum. İbadet etmeyi çok seviyorum. Ee, Teravih kılmayı çok seviyorum. Ee, şunları şunları çok seviyorum. Ders çalışmayı çok seviyorum. Hangi şeylerle uğraşıyorsak işte şu sanatı icra etmeyi çok seviyorum. Bu sanatı icra etmeyi çok seviyorum gibi e, meseleleri e, net olarak ortaya koyalım. Neyi seviyoruz biz? Dertlerimiz neler? Neyi seviyoruz? Belki de seviyoruz dediğimiz şeyleri seviyor muyuz, yapıyor muyuz diye de bir bakalım. İşte son olarak şunu da mesela sorabiliriz. Kendimizi tanıma ve kendimizi tespit sorularından bahsediyorum. Ailenin sağlığı için anne babanın, dedenin, babaannenin, o mürebbilerin, bakıcıların, bazen öğretmenlerimiz, hocalarımız da bunu değerlendirebilir kendi kendine. Mesela şöyle düşünelim. Yaptığınız zaman bu dünyada iyi ki varım dedirten, sizi canlı hissettiren faaliyetler neler? Yani çok sevdiğiniz şeyler ve sizi canlı hissettiren faaliyetler. Var. Ya bunu ya iyi ki gelmişim ya. Şu çok güzel. Veyahut da ya şu şu iş var ki benim elime kimse su dökemez. Ben bu işi çok güzel yaparım dediğiniz işler var mı? Her şeyden bir şey biliyoruz ama bir şey iyi bilmemiz lazım. Ben şu işi çok güzel yaparım. İşte şu marangozluğu çok güzel yaparım. Konuşma sanatını çok güzel icra ederim. Çok güzel e, efendime söyleyeyim e, bir ortamda sorun varsa çok iyi çözerim. Ee, şu sporu çok iyi icra ederim, şu sanatı çok güzel icra ederim gibi ne varsa e, bunları teker teker şu elime su dökemezler şu konuda ya ben bu, bu işte çok iyiyim ya dediğimiz şeyleri de yazacağız. Toparlarsak dertlerimizi yazacağız, sıkıntılarımızı yazacağız değil mi? Yani olmadığında oh be diyeceğim şeyler neler? Birisi geceliğin sihirli değneğe dokundurdu. Bütün dertler gitti. Neler gitmiş olur? Yetenek olarak çok iyi yaptığım işler neler? Bunları ortaya koyacağım. Yine yaptığım zaman bu dünyada iyi ki varım dedirten ve canlı hissettiren şeyler neler? Bunlara bakacağız. Yine bu, yapmayı çok sevdiğin şeyler ve yaparken hızlı zaman geçiren, geçirdiğimiz şeyler neler? Bunlara bakacağız. Bütün bunları değerlendirdiğim zaman yetenek ve beceri olarak kimse benim elime su dökemez denen şeyleri de yazacağız. Ha bir kendimizin fotoğrafını çekeceğiz. Bir de yine dostlar şurası da önemli. Bunları çektik ya fotoğrafı. Kendi kendimize sıkıntılarımız var, dertlerimiz var. Bakınız tabiri caizse insanın beyni o ruhsal bir depo var. Ruhsal bir depo meseleleri sunduğumuz, değerlendirdiğimiz karar verme mekanizmaları e, belli işte amigdalolar, dopaminler, işte serotoninler, şunlar bunlar böyle bizim duygularımızı düzenleyen bilgilerimiz, olaylar, yaşantılar bunların deposu var. Şimdi burada rahatlamak istiyorsak çok önemli bir fiil var. Abi anlatacağız ya. Ya sevgili babacığım anlatacağız. Kardeşim anlatacağız. Dostum anlatacağız. Ya hocam ben işte psikoterapiye gitmiyorum, terapiste gitmiyorum. Ya illa ki terapist olmak zorunda değil. Sizi karşılıksız seven, sizi yargılamayacak birisine dertlerinizi dökebilirsiniz. Anlatın. Gidin iş dünyanızı dökün. Anlatın, sıkıntılarınızı anlatın. Hocam ya ben gideceğim anlatacağım da ne olacak? Anlattığın ölçüde rahatlarsın. Anlatmadığın zaman Tabiri caizse beynindeki depoyu dolduruyorsun. 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 Her şeyi dolduruyorsun. O kadar uzun zaman doldurursan ne olur? Giysi ise bilmem ne bulaşır. Yemekse bozulur. Kokar. Değil mi? Dolar dolar. Ondan sonra ne olur? Taşar. Taşınca ne olur? Sonra dersin ki ya hanım he, ya ben çabuk sinirleniyorum ya. Ya bey ya ben de her şey kızar oldum. Allah Allah niye tahammül edemiyorum? E depoyu doldurdun. Bir konuşman, bir rahatlaman, bir kendinden atman lazım cerahati. Bir konuşman lazım. Dinleyen belki hiçbir fonksiyon icra etmeyebilir. Dinler, Allah yardımcın olsun der. Anlatmak bile yeter. Konuşabilmek bile yeter. O yüzden anlatacağız. Devamlı dolu tutmayacağız depoyu. Anlatamıyoruz hocam. Derdimi kime anlatacağım ama yok. İki tane, iki tane önemli nokta bir tanesi şu, ses kaydı alabilirsiniz. Ses kaydı anlatın ve siz dinleyin kendinizi. Bakın bu da farklı bir yaklaşım. Veyahut da yazın. Aynı birisini anlatıyormuş gibi yazın. Sevgili günlüğüm, hani günlük tutmak o yüzden güzeldir dedim. Sevgili, sevgili günlüğüm, sevgili. yazın kendinizi, rahatça oraya anlatın. Hocam yazdım yazdım iki sayfa oldu. At çöpe gitsin. Rahatlarsınız. Rahatlarsınız. Çünkü yazdığınız an beyin bütün her şeyi oradan atacak ve tekrar düzenleyecek. Belki de sizi yoran aslında çok rahat kabul edeceğiniz işler de olacak, sorunlar da olacak. Belki de sizi yoran ama kafanızda planladığınız an orada yer tutmaktan çıkan işleriniz de olacak. Ama do depo dolmuş. O depoyu boşaltmak meselesi var. O depoyu boşaltmak önemli. Anne baba olarak psikolojik sağlığımızı muhafaza etme adına depomuzu boşaltmamız yani anlatmamız gerekiyor dostlar. Anlatmazsak olmaz. Sağlıklı bir aile için anne babanın sağlıklı olması lazım psikolojik sağlığı, fiziksel sağlığı olması lazım. Zaten psikolojik sağlık bozuldukça yavaş yavaş o fiziksel sağlığa, fiziksel sağlığın gidişatına sirayet eder. Maalesef orayı da berbat etmeye başlar. Niye? Sağlıklı beslenme olmaz. Ya fazla yeme, obezite, ya az yeme. Ya efendime söyleyeyim fazla tatlı tüketme vesaire şeyler olur. Ya yani fiziksel olarak sistem her türlü bozulur yani. Burada tabii asıl mesele şudur. E, hakikat meselesi. Tabii kendimizi rahatça anlatabileceğiz. Gerçekten burası önemli dostlar. Bununla beraber yine tabii herkes kendi derdini bilir, kendi sıkıntısını bilir ama yani şöyle bir algı problemimiz de var. Yani sanki bütün problemler bizim sanki herkes çok mutlu. Sanki diğerleri kimse o problemi yaşamıyor. Hayır herkes o problemleri yaşıyor. Bu noktada diğer insanlarla görüşürken gerçekten ee, mesela bize danışanlar geliyorlar, danışanlar sorarken e, işte zannediyor ki mesela sadece kendisi buraya geliyor. Kendisi danışmaya geliyor. Halbuki bir sürü kişi danışmaya geliyor. Bir sürü kişi psikolojik olarak danışıyor. Bazen daha ilerisi boyutları oluyor. Psikiyatriye gidiyor. Bazen serviste yatması gerekenler oluyor. Niye? Çünkü durması, dinlenmesi, kendini düzenlemesi gerekiyor. Yani bu şuna benziyor. Kolun 100 kilo kaldırıyor. Birdenbire üzerine 200 kiloluk yükü yükledim. E kol kırılıyor. E şimdi kolu 200 kilo kaldırırken kırdım veya kola ciddi bir yük geldi kırıldı. Ne kadar zamanda tedavi oluyor? Hemen kırıldığı saat kadar. 2 saniyede kırıldı, 2 saniyede tedavi oluyor mu? Hayır. 2 ay, 3 ay, 5 ay nerede kalıyor? Alçıda kalıyor. Evet, o bir düz, o düzelme süreci var. 20 senedir çekiyor. 20 senedir kocasını çekiyor. 20 senedir çocuklarını çekiyor. 20 senedir kayınvalidesini çekiyor. 20 senedir gelininden çekiyor. 20 senedir akraba baskısından çekiyor. Hak hukuk yok. Devamlı eziliyor, eziliyor, eziliyor. Ondan sonra bir tane ilaçla 3 günde iyileşeceğim zannediyor. Geçin bunları. Bir, bir yere bir 10 saatte gidiyorsan 5 saatte gelmezsin. 10 saatte gidersen 10 saatte gelirsin. Yani bir tedavinin bir süreci var. Maruz kaldığın darbe şiddetince zaman maliyetin çıkar. Darbe yüksekse zaman maliyeti artar. Bazen terapiye gelenler iki görüşmeden sonra bekliyor hemen değişelim diye. Elinde sihirli değnek var. Dokundun mu düzelecek zannediliyor. Hayır öyle değil. İnsan kendisinin doktoru olacak. Yine aile içinde huzur açısından böyle değişik zanlar var. Bu psikolojik sorunlar, bir takım sıkıntılar farklı zanlara neden oluyor. Mesela fikir ayrılığına düştüğü anda eşler bir bakıyor o benim fikrime niye katılmıyor diye morali bozuluyor. O yüzden bir daha fikir beyan etmiyor. Ve her seferinde bunu sorun olarak algılıyor. Ya biz ayrı fikirde olabiliriz. Farklı fikirlerde olabiliriz. Fikirleri kabul etmek zorundayız. Farklı fikirler olabilir, farklı yaklaşımlar olabilir, farklı düşünceler olabilir. Burası o kadar e, önemli bir nokta ki farklı fikirlere sahip olabiliriz. Eşimizin farklı fikri olabilir. Çözümü var mı var? Çok kolay. Hocam çok zor. Anlaşamıyoruz biz. Çok sıkıntılıyız. Ben Anya diyorum, o Konya diyor. Ben ön pencereden bakıyorum, o arka pencereden bakıyor. Çok ayrı şeyler anlatıyoruz. Evet, doğru. Ama çözünmeye karar verme noktasında mısınız? Birinci olarak bu fikirde birleşmenizi öneririm. Yani bir sürü fikir ayrılığı olsun. Ama deyin ki biz fikir ayrılıklarımızı hangi usulle çözeceğiz diye bir konuyu açıp bir konuşalım. Siz konuşamıyorsanız bir hakeme gidin. Nasıl çözeceğiz? Mesela Evet, bizim fikir ayrılıklarımız oluyor. Ee, bir kere senin dediğin olacak, bir kere benim dediğim olacak. Bakın bu çözüm. Şu konularda seni dinleyeceğiz, bu konularda beni dinleyeceğiz. Çözüm. Ama bu konuşulması gerekiyor. Ama karşı taraf bir kişi, "Hayır, fikir ayrılığı olamaz. Beni kesinlikle kabul etmeli. Beni kesinlikle tasdik etmeli. Kesinlikle ben haklıyım." Biraz narsizm de giriyor oraya. Ben, ben, ben. Hayat onun üzerinde dönüyor ve bu sıkıntı oluşturuyor dostlar anne babanın psikolojik sağlığı iyi anne babanın ruhsal sağlığı iyi ise işte o zaman ailede iyi olmaya başlıyor. Her zaman beni anlamalı, beni kabul etmeli anlayışı. Ciddi sıkıntılı bir anlayıştır mesela. Her zaman kabul etmeli beni. Ben e, anlaşılmalıyım. Ya anlamayabilir. Ya o sırada alıcıları açık olmayabilir. Kavramayabilir. Ha, bazen öfke kontrolsüzlükler olabilir ama en azından biraz zaman geçtikten sonra cık, anlamalı ama yapmalı ama kavramalı. Ben söyledikten sonra oho ne oluyor? O zaman bozuluyor mu? Yani sen söyleyip yapsan ne olur? Ya hep ben mi söyleyeceğim? O düşünsün. Ya bazen o düşünemeyebilir. O algılamayabilir. Biz birazcık sa çaba sarf edeceğiz bu noktada. Ha, hocam hep çaba sarf eden ben mi olacağım? Tabii ki hep çaba sarf eden sonra olmayacaksın. Tabii ki ama bunun farkına vardırmak lazım. Bak ben çaba sarf ediyorum ve buraya geliyoruz. Ben çaba sarf ediyorum, şu noktaya geliyoruz. Ama her zaman beni anlamalı anlayışı problemli bir anlayış. Her zaman beni anlamalı, beni kavramalı. Oho, bazen verici karakterlerde bu ciddi sıkıntı oluyor. Daha lep demeden eşinin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Şu şöyledir diyor, onun adına düşünüyor, veriyor, veriyor, veriyor. Öyle bir alıştırıyor ki ve onun umutlu olmasından kendisi de mutlu oluyor. Ve orada işte hayır deme duvarını çalıştırmıyor. Hayır deme duvarı önemli bir duvardır arkadaşlar. Hayır deme duvarı, hayır deme çizgisi, hayır deme engeli. Hayır diyeceğiz. Hayır diyemiyorsak sıkıntılı. Neden hayır diyemiyoruz? Hayır deme engelini aşmamız lazım. Çünkü e bana kızar, benimle küser, beni sevmez. Sevmezse sevmesin, kızarsa kızsın üstsün. Ama bu duvarı yavaş yavaş çalıştırmamız gerekiyor. Kendimize zarar vermeme adına. Eğer hep biz fedakarlık yapıyorsak orada bir duruş sergilememiz gerekiyor dostlar. Ben kendime karar kendi kendime ben ne istiyorum ve neye katlanıyorum? Buna katlanmak zorunda mıyım? Değil miyim? Önce kendi fotoğrafımızı kendimizi tanıma adına, dertlerimizi kavrama adına anne olarak, baba olarak birey olarak kendi fotoğrafımızı iyi çekersek, kendimizi iyi tanırsak, hedeflerimizi de, ailemizi de, aile içi huzurumuzu da iyi tespit etmiş oluruz. Ve ailemizi tanır, kendimizi tanırsak o zaman huzurlu yarınlar bizim olur. Bakın bazen mutluluk önemlidir ama huzur her zaman önemlidir. Bazen mutlu olursunuz, bazen mutlu olmayabilirsiniz. Ama huzurlu olduğunuz halde gözyaşı dökebilirsiniz. Huzurlu olduğunuz halde bir haber alırsınız, üzülürsünüz. Ama huzurlusunuzdur. Ama bir şeyleri yerine koymazsanız, bu noktada kendinizi tanıma ve ailenizi tanıma çalışması yapmayıp hakikatlere gözünüzü kapatırsanız, mutlu olmayı bir tarafa bırakın, devamlı huzursuz olursunuz. O sizi yer bitirir. Muhterem dostlar, bugün ailede anne babanın çocukla iletişimini bu iletişiminin sağlıklı olması için neler yapmamız gerektiğini ama aynı zamanda huzurun hakim olması için önce anne babanın ruh sağlığının önemli olması gerektiğini, kendimizi nasıl tanıyacağımızı ve muhtemel olan e, sıkıntılı düşünceleri sizlerle paylaşmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.